Şafi ve Sebinde kunut duasını tahlilli olarak seslendiriyoruz. Allahümme dini fî men Doğrusu bu. Burada muhtemel hatalar şunlar. Allah'u şeklinde hemzeyi kalınlaştırmak. El Allahu şeklinde lama ince bir geçiş yapmak. İkisi de hata. E ince şeddeli lam kalın. Allahu şeddeli lamın üzerinde fazla oyalanmıyoruz. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. La derken ki metti tabii ile aynı boyda yapıyoruz. Humme derken hu da dudak ilerde. Ama mime vardığımızda dudak geriye toplanmış olması gerekiyor. Çünkü şeddeli mimin harekesi fetha. Humme. Hem de tutmamız gerekiyor. Üzerinde oyalanmamız gerekiyor. Bir harften çok, iki harften az miktarda. Mehdi derken di diye uzatmıyoruz. Nun uzatıyor. Allahümme dini değil, Allahümmeh dini şeklinde del değil, nun harfi uzatılacak. Fi men derken fi de uzatma unutmuyoruz. Fî men he diye nuna hareket vermeden okumamız gerekiyor. Menhe değil, menhe, menhe. Fi men hedeid Meddiliğini y harfi, sakin y harfi üzerinde oyalanmak suretiyle uzatmayı gerçekleştiriyoruz. Ve bunu yaparken de vünne bulaştırmama dikkat ediyoruz. Hedenk şeklinde vünneli değil, hedeid şeklinde neden temiz bir metdilin olması gerekiyor. Bir daha okuyorum şimdi. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت ve afini derken aynı harfini ince istikametinde uzatıyor. A diye kalın değil. Ve afini değil. ''F'''yi değil, nunu uzatıyoruz. Ve afini fini bu fi'yi uzatmıyoruz. Sonra fi derken bu fi fī uzatılıyor. Fi fimen değil. Ve afini buradaki f uzatmıyor. Fini nun uzatıyor. Sonra fimen diye ikinci f keçreli olarak uzatıyor bir elif miktarı. Fimen afeyt deniyor. Bakın burada ayının önünde met harfi olan sakin bir elif var. Dolayısıyla bir elif miktarı uzatacağız. Afeyt bir elif miktarı baştaki a gibi bunu da uzatıyoruz. Feyt metdiliğindir üç elif miktarı tahkik usulüyle okuduğumuz için y'nin üzerinde oyalanmak suretiyle meddiliğini gösteriyoruz yoksa fe şeklinde met yapılmıyor. Y'nin üzerinde oyalanmak suretiyle feit ünle de bulaştırmadan meddiliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ دوارسو بو محتمل حطالار ve leni, lani değil leni nun uzatıyor lam değil fi derken yine fi kesreli bir elif miktarı uzatıyor fi derken te nun harfinden sonra sakin nundan sonra ihfa harflerinden te gelmiş buradaki nunu gizliyoruz ihfa yapıyoruz ihfa gereği fi te men te İhfayı yapmanın yolu dilimizi ne ucundan, ne ortasından, ne de kökünden yukarıya karşısı olan üstama değdirmemektir. Değerse ihfa gerçekleşmez. Nun ortaya çıkar. Fi men men mahreçten vazgeçiyoruz. Sıfatı olan vunneyi ipka etmek suretiyle gizlediğimiz harfin nun harfi olduğuna işaret etmiş oluyoruz. Fi men tevalley derken yine metdiliğini ye üzerinde oyalanmak suretiyle ve vunne bulaştırmadan gerçekleştiriyoruz. Bir daha okuyorum. Ve tevalley fi men tevalley ve barik li fima e doğrusu bu buradaki muhtemel hatalarımız da şunlar ve barik değil bence ra da ince rik değil ve ince istikametinde uzatıyoruz. Ve berik kef harfi dilin ucuna, dilin ucuna kaymayacak. Dil ortasının gerisine reddediyoruz. Li fi her iki harfimizde uzatıyor. Li fi şeklinde. Berik li fi ma e metni mutfası dördelik elif miktarı uzatacağız. Burada e ta, derken hemzeye ayın bulaştırmayacağız a değil hemze ayrı e sonra peşine ayın e e e şeklinde yapamıyorsak yani farkı fark ettirmek için e, bu hemze Ağ. 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 böyle biraz ayırmak suretiyle Farkı fark etmek için. Bunu fark ettikten sonra aradaki boşluğu kaldırıyoruz. Eğer kaldıramazsak met oluşur. O da başka bir hataya dönüşür. E, <imle> e, <imle> <imle> hemzeye burada ayın bulaştırmamak esas. Burada ta harfi dele dönüşü veriyor. Deyit değil, e, deyit diye okuyanlar oluyor çoğunlukla. To, kalın bir harftir. Dey, hata, doğrusu tayt şeklinde olacak. A'tayt A'tayt Bir daha okuyorum şimdi. Ve barik li fi ma a'tayt Ve qinit شر ما قضيت Doğru okuyuş bu. Ve qini değil. Kaf uzatmıyor, nun uzatıyor. Ve kini, şeklinde kafı uzatmıyoruz, nun uzatıyoruz. Şer değil, şerra. şarda değil. Şimdi ince ra kalın. Bağlantı yaparken Ra'ya kalın bağlantı yapıyoruz. şer şerra şeklinde. Şerra me, bir elif yine ince istikametinde uzatıyor. Kadeyt deniyor buradaki dot harfi dele yine dönüştürülü veriyor. Bu da hata. Dot harfi del değildir bu. Kalın bir şekilde okunacak. Zo, zo, qada, qadayi, qadayi, de değil, allahit. Yine metliliğini unnesiz bir şekilde yenin üzerinde oyalanmak suretiyle üç elif miktarı uzataraktan gerçekleştiriyoruz. Sonundaki te'yi de belli etmek gerekiyor. Tamamen sesi nefesi tamamen hapsederek değil, sesi kesiyoruz ama nefesi akıtıyoruz. Hem sıfatını vermemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum şimdi. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تركيش بو fe inneke derken şeddeli nun harfinde bir harften çok iki harften az miktarda oyalanmak suretiyle tutma yapıyoruz. Tegolluy derken kaf harfinin kalınlığı te'ye bulaşıp onu kalınlaştırmayacak. Tako haline getirmeyecek. T ince kaf kalın. Tego, tego. Tego di diye incelirse bakın ne oldu? Del harfine döndü. Del harfine döndürmeyeceğiz voy da voy du va voy lu voy voy istila ve atbaksı sıfatıyla bu kalınlığı va harfinin kalınlığı muhafaza edilmesi gerekiyor. Yine uzatmayı i ile bitiriyoruz. ten lı du değil. voy Voy. Evet yine ne bulaştırmadan bunu yapmak gerekiyor. Vela diye kalına doğru evirmek yok. Vela ince istikametinde uzatıyoruz. Yuku derken ye'yi kalınlaştırmıyoruz. Yuk olmuyor. Ye ince. Yuku. Yuku da diyenler çok. Burada bakın lot harfi uzatıyor. Hem önünde elifi maksura var, y şeklindeki bir elif var, hem de harekesi dik olarak yazılmış, fethası dik olarak yazılmış, çeker işareti var. Yuqudu şeklinde uzatmamız gerekiyor. Yine burada hem uzatılmıyor hem de gene de şeklinde dele döndürüldüğü de oluyor. İnce değil, kalın okunacak istila harfidir çünkü aleyk derken yine yenin üzerinde üç elif miktarı oyalanmak suretiyle unne bulaştırmadan meddiliğini gerçekleştirmek icap ediyor. Bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. Fe inneke te ve la yukudzi la yezillu man Doğrusu bu. Buradaki muhtemel hatalarda da şunlar. Ve <laughs> inne derken teşdit malumun nedir? Bir harften çok iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Hu <laughs> derken bir elif miktarı uzatılıyor. Çünkü zamirdir bir elif miktarı burada makabli müteharrik olduğu için kuralı hatırlayalım. Bir elif miktarı uzatılır. La derken yine ince istikametinde bir elif uzatıyoruz. Yezillu derken buradaki vel harfinin pertek olduğuna dikkat ediyoruz. Zillu değil. Yezillu. Zillu derken dudak ileriye. Kesreden ötreye varıyoruz çünkü. Dudak ileriye lama bağlandığında sürülmüş olacak aynı anda vil vil şeklinde. La yezillu bu şekilde. Men ve derken idam malumun ne var? Şeddeli vav gibi hemen tam bir idam ile okuyup geçmeyeceğiz. Gunne katmamız gerekiyor ve gunne de olduğu için bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde tutmamız gerekiyor oyalanmak suretiyle men ol veriyor. Bakın vavun önünde elif var. Bu elif met harfi olan eliftir. Bir elif miktarı uzatacağız. Veleyt şeklinde. Veleyt. Met dilin üç elif miktarı unne bulaştırılmadan uzatılacak. Bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ طَرَق Buradaki muhtemel hatalar yine la ince istikametinde uzatılacak. La diye kalına çevirmiyoruz. ye izzu değil, bakın orada aynı harfimiz var. Onu hemzeye döndürmüyoruz. Ya izzu. Z harfi orada keskin ve ince. Bir de kesreden dammaya bir bağlantı var. Dudak ileriye sürülecek. Z'ye bağladığımızda. İzz şeklinde. İzzu. Bu. Men'a derken nuna hareke vermeden okumamız gerekiyor. Men'a değil. Men'a. Men'a şeklinde hareke vermeden nunu okuyoruz. A bir elif miktarı ince olarak uzatıyoruz yine. Ama uzatma sırasına uzatırken yola ayın bulaştırmadan. Uzatma yolunda ayın bulaşıklığı olmayacak. A değil. A ayını çıkarıyoruz, bırakıyoruz. A sesi ekliyoruz. A a şeklinde ince olarak uzatıyoruz. A deyit yine üç erip miktarı metdilini olduğu için uzatıyoruz ama ne ulaştırmadan. Bir daha okuyorum bunlara dikkat ederek. Ve la ya'izzu men adeyt tebârak terab ve su bu. Yine burada muhtemel hatalar. Tebarek de oluyor. B ince. ince istikametinde bir herif uzatıyoruz. Sonra ra'yı konumu itibariyle fetha olduğu için kalın okuyoruz. B ra. Bare değil. B ra. Ve te ra derken de yine dikkatinizi çekmiştik. Te Te tebara ro, tebarak değil. Kefe ince bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Rak rak tebarak te rabbena derken ra kalın b ince b'ye ince bir geçiş yapacağız. Ve rambe şeklinde bir mim oluşmayacak. Rabbe şeklinde bir inilti uğultu da katışmayacak. Ses ve nefes tamamen kesinmek suretiyle şeddeyi belli etmemiz gerekiyor. Rabbena Ne'yi uzatırken yine na diye kalına evirmiyoruz. İnce istikametinde uzatıyoruz. Ve te'a derken aynı çıkarıyoruz. Sonra bırakıyoruz. E sesini ekliyoruz. Ve te'a oluyor ve ta'ar diye ayını sürükleyip götürmek yok. Ve <Sessizlik> derken de meddiliğini y harfinin üzerinde oyalanmak suretiyle üç elif miktarı de bulaştırmadan gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir daha okuyorum. Tebarak <Sessizlik> terab ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت Doğrusu bu. Burada dikkat edilecek hususlar. Felekelha derken buradaki sakin lem harfine hareket vermiyoruz hamdu diye ha ve mimi kalın okumuyoruz. İkisi de ince harf. Ham, hamdu yine mime hareke vermeden okuyoruz. Alama değil. Ala ince istikametinde her ikisini de uzatıyoruz. Qadey değil. Qa vo. Vo. Vo kalındır. İstila ve ot bakına dikkat ederekten kalınlığını belli etmemiz gerekiyor kadayt da tarifini kanun okuduk ve ye üzerinde oyalanmak suretiyle de meddiliğini unne bulaştırmadan gerçekleştirdik. Bir daha okuyorum şimdi. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا es ve firukallahu ma atu ileyk doğru okuyuş bu es tau diye t kalınlaşmayacak tau değil t ince tefi t ile gayn arası da açılmayacak tau değil bir de tevfi diye gaynın üzerinde sakin olan gayn harfinin üzerinde fazla oyalanmak yok. Es derken sinde ne kadar oyalandıysak gayında da o kadar es tevfi es tevfi şeklinde. Ru konumu itibarıyla dammeli olduğu için kalın okunuyor. Es tevfi ru ke yine dilin ucuna kaydırmadan yerinden çıkarıyoruz dil ortasının gerisi. Kalla derken k Ka ince ama lafsatullahın şeddeli lamına kalın bir geçiş yapacağız. Kal kalla kalla şeklinde. Şeddeli lamın üzerinde gereğinden fazla oyalanmak yok. Şeddeyi belli edip geçiyoruz la derken ki metti tabi ile aynı ölçüde bırakıyoruz. Kallahu Kallahu şeklinde. Humme derken mime vardığımızda dudak geriye toplanmış olacak. Çünkü dammeden fethaya bir bağlantı yapıyoruz onun için. Humme değil, humme şeklinde Dudak geriye toplanması gerekiyor mime bağladığımızda. Teşdit malumun ne durumunda olduğuna dikkat ediyoruz. Bir harften çok, iki harften az miktarda tutmak suretiyle üzerinde oyalanıyoruz. Humme. Ve bu derken tu uzatıyor, be uzatmıyor. Ve etubu ile ilk değil ve tu bu ileyk şeklinde y harfinin sakin y harfinin üzerinde oyalanmak suretiyle meddiliğimizi de unne katmadan katıştırmadan gerçekleştiriyoruz. Bir daha okuyorum bütün bunlara dikkat ederek. Estefirukallahum ما واتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى Ve alâ ve sahbihi ve sallim. Doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatalar sallallahu oluyor. Sad kalın ama lem şeddeli lem ince. Salla değil, salle. Salle. Sonra diğer lafzatullahın şeddeli lamına tutarken lallahu şeklinde tutulması gerekiyor. Lalla şeklinde kalın bir bağlantı yapılmaması gerekiyor. Lalla değil yani birinci şeddeli lam kalınlaşmayacak. Salle, salle lalla, sallallahu, sallallahu. Yani sat kalın, birinci şeddeli lam ince, sonra rafzatullah'ın lamı şeddeli lamı yine kalın bu şekilde. Kalın, ince, kalın. Sallallahu bu şekilde bu ölçülere de dikkat etmek suretiyle. Çok tutmak yok. Sallallahu veya sallallahu diye birbirinden farklı bir tutma olmayacak şeddeli lamlarda bir elif ile tabiinin ölçüsüyle mutabık olacak. Sallallahu teala teala Burada teala ekleyenler bu şekilde teala hem aynı hem de la derken lem harfini ince uzatma dikkat etsinler. Ama buradaki metnimizde gördüğünüz gibi bu kısım yok. Ve sallallahu ala seyyidine ala derken lem yine ince istikametinde uzatılacak. Seyyidine Muhammed derken şeddeli miyim? Bir harften çok iki harften az miktarda tutulmak suretiyle üzerinde oyalanacağız. Din ve idam malum nedir? teşdit ne gibi yine aynı şekilde bir haftan çok, iki haftan az miktarda oyalanacağız. Divve diye şeddeli gibi okumayacağız yani. Ve ala ali diye uzatırken o lem harfini de hemzeyi de ince istikametinde uzatacağız. Ve ala ali değil. Ve ala alihi ve sahbihi değil. Ustad kalın ve sahbihi ve sellim ve sellim şeklinde bitiriyoruz. Şimdi bir daha okuyorum bütün bunlara dikkat ederekten. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ''Ve alâ âlihi ve, ve sahbihi ve Şimdi Şafii Kunut duasını bir arada tahlil yapmadan bir bütün olarak okuyorum. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى وعلى اله وصحبه وسلم